and you know Jambaz, who's you know who's been off for 8 months, you know he's come on the pitch and helped us out. Safa has been in there as well, and then also the other players that you know Raheem, who's now gone on loan, but he came in and done a job for us at left back and left wing back, and also the players that you already know that are in the squad. But for me, we got a wealth of talent at this club. It's a long, hard season, as you say. We will rotate the squad, and we will. I'm not afraid to use the youngsters in the team. I think the youngsters at this club are very talented. They still need to learn tactics. They need to improve in their strength for the physicality of playing senior players. But the future is very bright for this club, with their wealth of youngsters coming through. So as far as the season, I'm fine. I'm happy with the squad. I think we will rotate the squad. We have enough players. We have enough talent to cope with the demands of the league. I'm used to this kind of intense football because I come in England. It's normal. Playing Saturday, Wednesday, Saturday, it's normal. So I'm used to it, and some of the English boys will be used to it who are here already. So, but we'll manage. We'll be fine. We'll manage this season. Inshallah, no injuries. No more. Öncelikle genç arkadaşlarımızdan bahsedecek olursak, Serkan, sizin de bildiğiniz gibi Pereira'nın sakatlığı süresince bize yardımcı oldu ve gerçekten önde çok önemli bir gelecek olduğunu düşünüyorum. Çok yetenekli bir arkadaşımız kendisi. Aynı şekilde Cambaz, 8 ay futboldan uzak kalmasına rağmen döndüğünde gerçekten iyi bir çıkardı. Aynı şekilde Sefa, siz de biliyorsunuz, kendisi de oynadı. Şu an kiralık olsa da Rahim, sol bek pozisyonunda ihtiyacımız olduğunda gerçekten bize yardımcı oldu. Bu takımda çok yetenekli genç arkadaşlarınız var. Bu takımın önünde çok büyük bir gelecek olduğunu düşünüyorum. Ve bu arkadaşlarımızın ve takımın geleceğinde çok parlak olduğunu düşünüyorum. Sezon boyunca sizin de bahsettiğiniz gibi çok maç oynayacağız. Ve bu maçları oynarken de rotasyon yapmamız gerekecek mutlaka. Ben genç oyuncuları oynatmaktan korkan biri değilim. Bu arkadaşlarımıza gerekli şansın verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve sizin de gördüğünüz gibi zaten bu arkadaşlarımız zamanı geldiklerinde bu şansları da buluyorlar zaten. Kadromuz ligin gerekliliklerini düşündüğümüz zaman yeterli olduğunu düşünüyorum. Yeterli yeteneğimiz var kadromuzda, yeterli arkadaşımız var. Bu arkadaşlarımızın sadece bahsettiğim gibi birlikte oynamaları gerekiyor, bunu öğrenmeleri gerekiyor. The young players in Europe, are, in my opinion, are developed a lot earlier. So if you look in Europe, you'll see players going out on loan at 17, 18. To other clubs to get experience in senior football in the lower leagues. So they start in their senior journey from a very young age. So by the time they're 21, 22, big clubs are making decisions on their young players. So therefore, by age 21, 22, they need to be ready in Europe. You will see maybe they're more advanced in Europe. In a lot of ways, in tactically, physically, because they've had more senior football by that time than most of the youngsters in Turkey. So yes, they can learn. Already, I think Lewis has come in and he's been talking a lot with all the players around him. So has Benik. They're adding something to the team. They're not just coming here to play. They're coming here, they want to win something. They feel something. There's something special they feel. They like the group of players, and the group of players are starting to come together already. Evet, rüyamı yaşıyorum aslında ben şu anda. Trabzonspor teknik direktörüyüm ve dolayısıyla zor bir görevdeyim. Ancak her teknik direktörün işi zor. Ancak ben burada olmayı, bu kulübü, bu taraftarı, bu baskıyı, insanların üzerimize yarattığı bu baskıyı gerçekten çok seviyorum. Çünkü bu baskı size her sene şampiyonluk yolunda mücadele etmeniz gerektiğini söylüyor. Zaten böyle olması gerekir. Burası bir futbol şehri. Üzerimizde tabii ki büyük bir baskı var. Bu baskı bazen belki negatif etkiler yaratsa da ben bu baskının doğru ve olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu baskı sizi her zaman daha iyiye motive eder
ve bu sayede de büyük işler yapabilirsiniz. Ben bu kulübün büyük işler yapabilecek bir kulüp olduğunu düşünüyorum. Sadece bu sezon değil, sadece tek sezonluk bir başarı değil, devam eden, sürdürülebilir bir başarıyı sağlayabilecek, onu kazanabilecek bir kulüp olduğunu düşünüyorum. Takımın tarihine baktığınız zaman, belki genç bir takım olarak nitelendirebilirsiniz ama baktığınızda bu takımın tarihindeki başarıları görüyorsunuz, kazandığı kupaları görüyorsunuz, daha iyisini kazanma arzusunu görüyorsunuz. Hem oyuncu hem de teknik direktör olarak kupalar kazanma fırsatım oldu. Dünyanın iliklerini oynama ve o arkadaşları bizzat görme şansım oldu. Ancak burada özel bir şey olduğunu, özel bir başarının kazanabileceğini zaten ben de görüyorum. Kazanmak belki zordur ancak kazanmaya devam etmek daha da zordur. Dolayısıyla bizim aradığımız şey burada sürdürülebilir bir başarı. Sadece bir sezonluk bir başarı değil, daha ötesini hedefliyoruz burada. Takımın geleceğine yönelik daha büyük hedeflerimiz var. Ancak burada biz derken, burada sadece beni ya da herhangi bir kimseyi, tek bir bireysel olarak bir kişiyi kastetmiyorum. Biz derken hepimizi kastediyorum. Burada olan bütün arkadaşlarımız. İlk başta da bahsettiğim gibi, eğer bir şey kazanacaksak bunu hep beraber yapacağız. Ve bunda tabii ki de sizin de bir payınız olacak. Dolayısıyla başarı, ben bireysel başarıya inanmıyorum. Başarının grup olarak kazanılabileceğine inanıyorum.